Bakar mısın? Geldim. Ne kadar bizim hesap? Ödendi efendim. Nasıl? Kim ödedi? Kerem Bey ödedi. Borcunuz yok. Ya Alev, Alev tamam ya. Bizim hesabı ödemişsin. Benim olduğum yerde senin paran geçer mi Alev? Öyle mi? Al o zaman. Bu da bahşişin. Hoş geldiniz Demir Bey. Merhaba kızım. Otur otur Murat Kaptan, rahatsız olma. Millet adada takılıyor hala. Hanımlar kafa çekiyor. Beyler de oturdu kaldı onlarla. Ben yorulmuşum ya. Of. Güneşten beynim açlandı vallahi. Gelip biraz dinleneyim dedim. Kızım bana bir viski ver. Tabii efendim. Sor bakalım kaptana da ne içiyor. Biraz keyif yapalım kaptanla. Tabii zevkle. Siz ne alırsınız Murat Kaptan? Nalan'cığım ben de bir meyve suyu alayım. Tamam hemen. Ey kaptan, döner dönmez yün ha. Kısmetse. Zaten yeterince beklettik kızı, daha fazla beklemesin. Güzel. Bak sen iyi efendi bir insansın. Ve her şeyi hak ediyorsun. Ben size şimdiden mutluluklar dilerim. Çok teşekkürler. Ben de haddim değil gerçi ama her ne kadar bekarlık sultanlık olsa da... Neden hala bekar geziyorsun diyorsun değil mi? Yani yakışırdı size tabii. Haklısın. Ben kendimi unuttum be Murat'cığım. Yıllarım İmran'a dayılık değil, babalık yaparak geçti. Daha İmran 15 yaşındayken kaybetti annesini babasını bir kazada. Ben ve annem dışında kimsesi kalmadı bu hayatta. O günden beri de toparlayamadı İmran. Doktorlar, klinikler, tedaviler. Çok kırılgan, huysuz, hırçın. Sevgi aç bir genç kız oldu çıktı. O yüzden gözüm gibi sakınmam gerekiyor İmran'a her şeyden. Herkesten. Onun üzülmemesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ve koruyorum. Çünkü çok kolay kaptırıyor kendine her şeyi. Bilmem anlatabildim mi? Sizin için gerçekten çok üzüldüm efendim. Ve söylediklerinizi anladım. Birbirimizi anladığımıza memnun oldum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.